İbrahim Gökçek'le Sağlıklı Yaşam Programı ile sizlerleyiz. Hoş geldiniz İbrahim Bey. Hoş bulduk. Dilerseniz sinüzitle başlayalım hemen. Evet. Sinüzit nedir? Nedenleri? Nasıl oluşur? Evet, sinüs nedir? Burnun hemen arkası ve bu elmacık kemiklerinin arkasında çene boşluğu, burun boşluğu ve alın boşluğu. Buradaki mukoza sümüksü bir deri var ve tüysü hücreler. Nefes aldığında kişi almış olduğu nefesi buradaki tüyler filtre şeklinde emer. Bakteri, virüs ve mantarları yok edici mukoza çok özel bir mukoz, salgı salgılar, sümük. Bu bakteri, virüs ve mantarları yok eder. Toz, toprak, kıl, tüy ne varsa filtre gibi emer, akciğere gitmesini önler. Şimdi sinüsler çok çok önemli. Aksi takdirde kişi havayı nemlendirir. Hem filtre yapar, hem havayı nemlendirir, hem ısıtır, havayı ısıtır. Böylece akciğere direkt soğuk su gitmez, soğuk hava. Kişi ağzıyla nefes alsa, burnuyla değil de ağzıyla nefes alsa, bütün bakteri, virüs ve mantarlar direkt havada ne varsa akciğere gider. Bir, kıl, tüy vesaire, bu da zamanla bronşları tahriş eder, tahrip eder. Kişiye hassaslaşan akciğeri çok kolay bronşit, astım, vereme dahi dönüşebilir, tehlikelidir. Bu nedenle akciğerle nefes almak çok önemli. Mesela bir hanımefendi geldi. O doktor demiş ki sinüzit, polip, çok kötü. Ne yapacağız? Sürekli burnu akıyor, burnu akıyor. 5 dakikada bir burnu siliyor. Kemikleri almışlar burada içerideki burnun arkasındaki kemikleri. Konkav denen kemikleri almışlar. Buna rağmen sürekli burun akıyor. Burun akıntısı bir defa, iki defa olur. Bir gün, üç gün, beş gün olur ama bunda 3-4 yılda devam ediyor. Hiç durmuyor. Çalışamıyor. Peki, ameliyat yapıldıktan sonra tekrar nüks eder mi bu sinüzit yoksa tamamen ortadan kalkıyor mu? İltihap bulamıyorlar. Bakteri yok, virüs yok. Peki neden akıyor bayanın burnu sürekli? Evet. Neden akıyor? Mantarı teşhis edemedikleri için mantardır diyemiyorlar. Mantar teşhis edilemez. Evet. Bağırsaktaki mantarlar akıllı bir mikrop. Bağırsakta durmuyor. Hareket halinde. Sürekli hareket ediyor. Nereye gidiyor? İdrar yoluyla bayanlarda işte idrar yollarını mesaneye, böbreklere kadar ulaşıyor. İnterstisyal sistite sebep oluyor veyahut da böbrek yetmezliğini, böbrekleri tahriş ediyor tabi diyor. Veyahut da nefes yoluyla sinüslere yerleşiyor. Tedavi edilmezse akciğere, astım, bronşite vesaire vesaire. Peki bitkisel çözüm yollarından biraz da bahsedelim. Sinüzitin bitkisel çözüm yollarını konuşalım. Mümkün müdür? Mümkündür. Buyurun. Mümkün olmayan hiçbir şey yok. Her şey mümkün. Allah her şeyi vermiş doğada. Bizim yapmamız gereken sadece arayıp bulmak. Nerede? Zaten aranıp bulunmuşlar. Mesela sinüzitle ilgili Afrika'da yetişen bir bitki var. Burada çok küçük bir yaprağının çiçeği var, yaprağı var ve şurada da kökü var. Afrika ıtırı denir. Latincesi Pelargonium zidoides, Pelargonium reniforme Latincesi. Dünyada bu Pelargonium geranium bitkilerinden, süs bitkilerinden sayılır. 1200 çeşit geranium türü var. Bunlardan sadece bu ikisi şifalı. Diğerlerinin tıbbi maksatla kullanılmaz. İsviçreli, İngiliz asıllı bir seyyah vereme yakalanıyor. Kardeşi diyor ki, sen Afrika'ya git. Orada bir bitki var. Buranın yerli kabilesi, Zulu kabilesi insanları bununla tedavi ediyor. Ben biliyorum diyor. Peki, Afrika'ya gidiyor, Güney Afrika'ya. İnsanlar bunu, verem hastasını tedavi ediyorlar. Verem. Daha sonra bu şahıs bitkiyi alıp İngiltere'ye getiriyor, üretiyor, satışa başlıyor. Aa diyorlar ki bu şarlatan, üçkağıtçı, dolandırıcı vesaire baskı yapıyorlar. Ve tabipler odası yasaklatıyor. Tabii ki para bakıyorlar doktorların işi. Bir telefon bağlantımız var. İyi akşamlar. İyi akşamlar efendim. Alo.
Ses gitti, kat düştü. Tekrar bağlanacaktır. Devam edelim. Evet. Bu aradan birkaç yıl geçtikten sonra İsviçre'de doktor Sherry bunun klinik araştırmalarla etkisini ispat ediyor. Üniversitenin klinik araştırmasıyla ve üretimi yapılıyor. O günden bugüne kadar Pelargonium siluides, Pelargonium reniforme 100 yıldır bitkisel antibiyotik olarak kullanılıyor. Biz de bunun çok özel bir formül geliştirdik. Nedir? Birleşiminde Güney Afrika ıtırının ekstraktı, ekinezya ekstraktı, zencefil ekstraktı, karanfil ekstraktı, adaçayı ekstraktı, kekik ekstraktından oluşan çok özel bir formül geliştirdik. Üretime sunduk, başardık. Hamdolsun. Güzel bir çalışmamız evet, burada... var.